konumuz Selçuklu mutfağı oluyor. Selçuklu derken tabii ki biz Konya akışını ele alıyoruz. Yoksa Selçuklu bütün bir Anadolu'yu kapsayan Beylikler dönemini de içine alır. Selçuklu ve Beylikler dönemi. Ama ben başkent olması nedeniyle Konya'yı ele alıyorum. Bu bahsedeceğim şeyler Beyliklerden çok kısa da bir takım değinilse de genel olarak bize Konya'yı verecek. Selçuklu ve Beylikler dönemi Kaşgar Mahmut Yusuf Has Hacip yazarlarının iki önemli eserinde görüyoruz Selçuklu dönemi yemeklerini. Buradan mutfakla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kaşgarlı bazı yemek isimleri tarifeleri verirken Kaşgar Mahmut'un Zivan-ı Mülâtık adlı kitabını biliyorsunuz. Bu kitap Araplara sözlük Türkçe öğretmek için sözlük olarak hazırlanmış ve içinde birçok da ne var? Yemekle ilgili kelimeler var. Ancak Kaşgarlı sadece isim olarak veriyor ve çok az tarif edebiliyor. Yusuf Has Hacip ise Kutatku Büyük adlı eserinde yemek tarifi ve yemek isminden çok yemek töreni, şölen ve sofra bilgileri üzerinde diyor. Bu çok önemli iki kaynak bize Selçuklu dönemi yemeklerini veriyor. Aynı döneme ışık tutacak diğer bir eser 14. yüzyıl sonlarında yazıya geçirilen Dede Korkut hikayeleri oluyor. Oğuz Türklerinin töreleriyle ilgili bu kaynakta da yemek, içecek, yiyecek adlarına rastlanıyor. Yahni, efendim, kavurma, şu bu gibi yemek adlarına rastlanıyor. Ama bunlar sözlü bir gelenek. O ancak 14. yüzyılın sonunda ne oluyor? Yazıya geçiriliyor. Kutatku Bilik, Divan-ı Lügat-ı Türk ve Dede Korkut hikayelerinin Türk kültürünün sadece bulundukları yüzyıla değil, daha öncesine de ışık tutan eserleri olduğu uzmanlar tarafından ileri sürülüyor. 1071'de Anadolu'ya gelen ve yerleşik düzene geçen Türkler, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra başkent Konya'da dünyanın o dönemin en seçkin medeniyetini meydana getiriyorlar. Anadolu Selçuklularının geliştirmiş olduğu askeri, mülki ve benzeri birçok kurum kendilerinden sonra gelen devletlere Osmanlılar da başta olmak üzere örnek olmuşlardır, örnek olarak alınıyorlar. Mutfak da bu kurumlar arasındadır. Kaynaklarda, sarayda, konaklarda, aşçılarda, dergah ve tekkelerde uygulanan yemekler görülmektedir. Bu dört özellik Türk mutfağının köklerinin o dönemde Anadolu'da yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Anadolu Selçukluları döneminde 1. Alaaddin Keykubat hükümdar olarak Konya'ya geldiğinde sarayda şöyle bir ziyafet verildiği belirtilmektedir. Çini ve altın sahanlar içinde çeşitli pilavlar, kalyeler, boraniler, yahniler, söğürmeler, biryanlar, tavuk, güvercin, kekik ve bulgurcun söğürmeleri, kebaplar, sidre iki kola, Oğuz resmine göre döşendi, kımız ve çeşitli şerbetler, Oğuz resim ve erkan üzeri yenildi, içildi. Biliyoruz ki çift kartal Selçuklu'nun simgesidir. Yemekleri düşünün, o dönemde Oğuz kartalı şekilinde düzenliyorlar, bir masa veya bir sidir üzerine diyor. Ve burada biz geçen hafta Orta Asya'da yahni, kalye, borani gibi yemekler görmedik. Sadece mantı, kavurma, helva gibi basit yemekler gördük. Kımız diye bir içki gördük. Oysa şimdi burada ne görüyoruz? Çeşitli pilavlar diyor. Kalyeler,
Boraniler, Yahniler, Sömürmeler, Biryanlar ve çeşitli pilavlar, o zamanlar dane olarak geçiyor pilavın adı, güvercin, keklik ve bıldırcın kebapları iki kola döşendi ve yenildi. Kebaplar var, yani düşünün, yerleşik düzeni geçtikten sonra ne oluyor? Bir takım yemekler de meydana gelmiş oluyor. Orta Asya'da yok bu. Orta Asya'da bir kalbi görmedik, Boran'ı görmedik. Sadece tutmaç, mantı, tutmaç belki olabilir ama ben onu Selçuklu'ya alıyorum. Çünkü kayıtlarda Selçuklu olarak geçiyor. Ve kımız devam ediyor. Ama kımızla birlikte birçok şerbet de Selçuklu mutfağında ilk defa yazılı kaynaklarda görüyoruz. Ki bunların biri çok enteresan, sirke ile baldan yapılan sirkencubin. Şimdi tadına bakacaksınız. Gül şerbeti ve elvanyam, kımız ve kımeran çeşitli şerbetler diyor. Yani şerbetlerin de çoğaldığını görüyoruz. Oysa Orta Asya'da biz şerbet görmedik. Sadece kımız ve ayran vardı. Sarap bu kadar zengin yemeklere sahipken Eflaki'nin eserlerinde konaklarda verilen ziyafetlere de rastlıyoruz. Geçen hafta bahsetmiştim, bir vezirin hanımı konağında ziyafet vermek istediği zaman şeker arıyor ve bulamıyor. Yani konaklarda da büyük ziyafetlere rastlıyoruz geçen hafta bahsettiğim gibi. Aşçılar bölümüne göz atarsak saray ve konaklardan gelen bir mutfak orada tamamen yerleşmiş durumunda Selçuklu'da. Aşçılar bölümüne göz atarsak ahilik kuruluşlarını görüyoruz. Horasan'da Nasır Lidinillah tarafından fedakarlık, yiğitlik, mertlik örgütü olarak kurulan fütüvvet teşkilatlanması esnaf ve zanaat erbabını teşkilatlandırarak loncaları oluşturmuştur. Horasani ve Melaneti olarak da adlandırılan bu teşkilatlar zamanla üç kısaya yayılmış ve sosyoekonomik yaşamın temel direği olan temel direği olma fonksiyonunu sağlamışlardır. Horasan'da kurulan fütüvvet teşkilatlanmasının Anadolu'ya yansıması ahilik adıyla olmuş ve 1908 yılına kadar varlığını devam ettirmiş, ahilik kurulmuştur. Ahmet Kala, İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları adlı eserinde fütüvvet teşkilatını örnek alarak geliştirilen ahiliğin zamanla loncalar oluşturduğunu ve Osmanlı'da önem kazandığını belirtir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde loncalara ve esnafa geniş yer verir. Bu teşkilat arasında yemek ürünleri, yemek ve mutfak esnafı geniş ölçüde yer alır. Hatta öyle ki bir sultanın resmi geçit töreninde balıkçılar mı önden geçsin, helvacılar mı önden geçsin tartışma olmuş ve büyük kadılar araya girerek bu işi halletmişler ve helvacıların geçmesine karar vermişler. Yani iki şey arasında bir tercih yapmak için hakem kurulu bile kurulmuş. Bu şekilde loncalar son derece Osmanlı'da teşkilatlı ve resim geçitlere katılan bir teşkilat olmuş. Dergah ve tekkelere gelince Selçuklular döneminde yemek kültürü açısından aydınlatıcı diğer bir kaynak 13. yüzyılda yaşayan Mevlana'nın eserleri ve Mevlana'dan sonra kurulan Mevliliğin sofra ve yemekle ilgili olarak ortaya koyduğu kurallardır. İnsanları sevgi, saygı ve hoşgörü potasında birleştirecek bir gönül beraberliği felsefesinin kurucusu olan Hazreti Mevlana, yemek ve yiyecekle ilgili sayısız bilgi vermiştir. Mevlevilik mutfağa büyük önem vermiş ve dervişlik eğitimini mutfakta başlamıştır. Bir kişi derviş olmaya karar verdiği zaman ilk
onun başladığı yer mutfak çalışmalarıdır. Mutfakta en kötü işlerle başlar. Aşama aşama ilerleyerek bin bir gün sürecek dervişlik eğitimini sona erdirir. Mutfaktaki en kötü işle başlayarak en iyi, en yüce işe kadar yükselebilir. Bu çalışma sırasında eğer kendisi istemezse hocalara giderek, yani dedelere giderek, o zaman büyük şeflere dede deniyordu, dedeye giderek ayrılacağını söyleyebilir. Veya dedeler bu kişinin iyi bir şey, kötü bir şekilde yani işe hatalı bir halini görürlerse ne yapıyorlar? Ayakkabılarını kapının ucuna doğru çeviriyorlar. Git demiyorlar. Zarif bir şekilde çekiliyor. Veya çok daha büyük bir kabahat işlerse küstah kapısı denilen bir kapıdan yolcu ediliyor. Yani normal yerden değil ama küstah kapısından yolcu ediliyor. Mevlevilik mutfağa büyük önem verdi ve dervişlik eğitimi mutfakta başlattı dedik. İkinci olarak mutfakta bazı yazılı çalışma kuralları geliştirmiştir. Bu kurallar içinde mutfakta ekipleşme de görülmektedir. Bu ekipleşmede mutfak temsilcileri, mutfak şeyi şu şekildedir. Aşçı dede, bu ateş bazı veli hazretlerinin makamını işgal eder, onun yerine geçen umumdur. Yani baş aşçı, baş idarecidir. Kazancı dededir adı. Kazancı dede post sahibi olup gündüzleri mutfakta bulunur. Mutfakla ilgili konu her konuda baş sorumluluğu taşır. Aşçı dedenin muavinidir. Halife dede mutfağa yeni gelen canlara yol gösterir, onların eğitimiyle ilgilenir. Dışarı meydancısı hücredeki dervişlere şeyhin veya aşçı başının emirlerini bildirir. Çamaşırcı, çamaşırların yıkanmasını sağlar. Adlizci, hela şadırvan ve muslukların temizliğini yapar, yaptırır, yapar. Şerbetçi, bakın sınıflanmış her iş. Şerbetçi var, apaydı. Şerbet yapar ve ikram eder. Bulaşıkçı, bulaşıkları yıkar, yıkatır. Dolapçı, dolap ve kapların temizliğini ve kapların kalaylanmasını gözetir. Pazarcı, sabahları zembille pazara gider, alışveriş yapar. Somatçı, sofrayı kurar, kaldırır. İçeri meydancısı, kahve pişirir. Canlara cuma günü dedeler mutfağa ziyarete geldiklerinde onlara da kahve ikram eder. İçeri kandilcisi, mutfağın kandillerini temizler ve yıkar. Tahmisçi, kahve döver. O dönemde kahve çekilmiyor, dövülüyor olmuş. Tahmisçi. Yatakçı, yatakları yapar, kaldırır. Konya'daki Mevlana Müzesi'nde müdür bey bize göstermişti bir dolap. Dolabın içinde, tabii orada gündüz oturuyorlar, yatakları katlıyorlar ve dolaplara koyuyorlar. Öyle dolaplar var, dolaplara yatakları kaldırıyorlar. Dışarı kandilcisi, dışarıdaki kandilleri yakardı. Süpürgeci, bahçeyi ve etrafı süpürme görevi yapardı. Çeracı, mutfağın şamdanlarının bakımıyla ilgiliydi. Ayakçı, ayak hizmetlerinde bulunur, gerekli şeyleri getirir, götürürdü. Mutfağa kabul edilen can ilk olarak bu görevle işe başlar. Yani ayak hizmetlerinde bulunuyor. Mutfaktaki canlar, bu 18 kural, 18'den az olursa bazen hani eğitilecek kişi az oluyor. O zaman sondan başa doğru tıralanmış olan bu hizmetlerin birkaçını tek bir can görür. Fazla olursa hizmet sahipleri çoğaltılır. Yani yatakları 2-3 kişi yapıyor. Veyahut az ise de hem yatakçılık yapıyor hem süpürgecilik yapıyor gibi. Yani mutfakta ilk kurallar, Türk mutfağındaki kurallar, Mevlevi mutfağında görülen bu kurallardır. Ve bunlar yazılı olarak geliştirilmiştir. Ayrıca Mevlana'nın
Milli aşçısı Ateş Bazmiydi için öldüğünde ateş rengi taşlarla anıt mezar yaptırılmıştır. Bu 13. yüzyılda mutfağa ve bir aşçıya verilen önemi göstermektedir. Ateş Bazmiydi'yi Hazreti Mevlana daima toplantılarda sağ yanında bulundurulmuş. Sağ taraf çok önemlidir. Ve bu yine bir aşçıya gösterilen örnektir. Ama Ateş Bazıveli de çok değerli bir Ateş Bazıveli'dir. O da bir ermiş kişidir. Bir gün Hazreti Mevlana'ya gelerek şöyle söyler. Ocakta odun bitti, yemek yarım kaldı, ne yapayım? O da der ki, git ayaklarını kazanın altına uzat. Ateş Bazıveli gider, ayaklarını kazanın altına uzatır. Anında alev çıkmaya başlar ve yemek pişer. Fakat Ateş Bazıveli ayağına bakarken, sol baş parmağına bakarken acaba yanar mı diye şüpheye düştüğü için ne olur sol baş parmağı yanar. Şüpheye düştüğü için. Bu Ateş Bazıveli'ye gösterilen hürmet olarak dervişlerin semaya başlamalarındaki ilk adımla yad edilir. Dervişler dönerken sağ parmaklarını sol baş parmaklarının üzerine basarak dönmeye başlarlar. Bu Ateş Bazıveli'ye olan hürmetlendir. Başka tarikatlarda da mutfak kayıtları bulunacağı düşünülse de henüz ortaya çıkmamıştır. Ama Mevlevilikte yazılı kaynaklar elimizde olduğu için Mevlana'nın eserleri, Ahmet Eflaki'nin, Sultan Veled'in eserleri ve Mevlevilikle ilgili pek çok eser elimizde bulunduğu için biz oradan geniş ölçüde yemek kaynaklarına ulaşıyoruz. Selçuk Mevlevilikler döneminde Anadolu'da pratik mutfakla ilgili belirli tüzük ve şartnamelere bağlı kurumların başında gelen vakıf müesseseleri vardı. Ve bu müesseseler de o döneme ait çok kısıtlı bilgi vermektedirler. Çünkü fazla bir yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Yalnız burada hoş bir şey var. Kütahya'da bir Germiyanoğlu beyliği varmış. Bütün bu beyliklerde kalma süresi sınırlıymış. Mesela bir misafir gelebilir. Hiçbir şey ödemeden 3 gün kalır ama 3 gün sonunda ayrılmak mecburiyetindedir. Ama Kütahya'daki Germiyanoğlu Beyliği'de böyle bir durum yokmuş. Oraya gelen istediği kadar kalabilirmiş. Ve o kadar güzel ki yemekler de belirtiliyor. Mutlaka günde bir et yemeği, bir çorba, mutlaka iyi cins bir ekmek, bir de tatlı olacak. Yani mükemmel bir şekilde Germiyanoğlu Beyliği'nde hayatı boyunca bir insan kalabilirmiş. Öyle bir vakıf. Ama diğerlerinde sadece 3 gün kalınıyor. Selçuklular döneminde kalye, yahni, borani, sövülme, kebap gibi pişirme tekniklerinin yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Orta Asya'da görmedik bunu. Ancak şöyle bir şey, menü planlaması yoktur. Yani ya da sofra düzeni Selçuklularda sadece bir kuşluk ve akşam yemeğidir. Kahvaltı yoktur. Ama yemeklerin yerleşik olarak kalye, yahni, borani gibi tekniklerle pişirildiğini görüyoruz. Ayrıca yemek, börek ve tatlı türlerinde zenginleşme görülür. Biz geçen hafta sadece helva gördük. Balla yapılan bir helva gördük. Oysa burada zerde görüyoruz, bulamaç görüyoruz. Hazreti Mevlana'nın eserlerinde yığınla tatlı kadayıf görüyoruz. Kadayıf yalnız o dönemlerde hamur tatlılarında yine şeker yok. Pekmez ve balla tatlandırılıyor. Ben Mevlevi Mutfağı kitabında bal ve pekmezle kestirme yaparak kullandım. Tabii şekerle de yaptım çünkü şeker gelmişti Hazreti Mevlana zamanında. Fakat panelist grubum vardı ve tadına baktırdım. Sadece panelistleri değil, herkese sunuyordum. Efendim pekmezli baklava nasıl, ballı baklava nasıl?
tabii ki bal şerbeti ve pekmez şerbetiyle yapılan. İnanın en çok sevilen bu kestirmeler arasında pekmezli baklava çok, herkesin çok hoşuna gitti. Hafif ekşimsi tadı var, daha rahat yenilebiliyor. Ballı baklava da çok güzel, bal şerbetiyle yapılan. Şey de çok güzel ama pekmezli. Pekmezli baklava çok ilgi çekti ve çok beğenildi. Ben 79 yılında Konya yemeklerini araştırdığım zaman onlar tabii ki bal ve pekmez zamanla daha pahalı olmaya başladı. Şeker daha ucuz olmaya başladı. 80 yaşlarında ben o zaman çok gençtim ve 80 yaşlarındaki bir hanım bana dedi ki Nevin dedi kadayıf yaparız biz eskiden. Çok da güzel olur. Evde kesme kadayıf. Yani baklava hamurunu çok ince keserek kadayıf yapıyorlar. Buna dedi, variyetin varsa yani zengin isen pekmez şerbeti yaparak kullanırsın dedi. Ama günümüzde herkes şeker şerbeti daha ucuz olduğu için onu yapıyor. Ekmekler, geçen hafta biz Orta Asya döneminde yufka gördük. Şimdi yerleşik düzene geçince tandır ve fırınlar söz konusu. Biz Konya'dan Vedat Bey tandır ekmeği getirdi sizler için. Tandırda yapılıyor ekmekler ve yine yufka devam ediyor. Baslama, gözleme, çeşitli ekmek türleri de artık rahata kavuşunca insanlar ne yapıyorlar? Her türlü yiyecekle, yemekle, mutfakla oynamaya başlıyorlar. Çünkü mutfak çok güzel bir şey, yemek yemek güzel bir şey. Ekmek tandır ve fırınlarda yapılıyor. Fırınlarda baş yapılıyor. Baş yakın zamanlara kadar Türkiye'nin birçok yerinde yapılmaktaydı. Yapılan yerler de vardı. Maraş'ta falan 2-3 yıl önce gittiğimde hususi baş yapan fırınlar gördüm. Sadece baş yapılıyor, kebap gibi. Benim çocukluğumda bundan 50 yıl önce Konya'da istasyonlarda bu baş kelle denirdi, kelle satılırdı. İnsanlar o kelleyi alır, trene öyle binerlerdi. Trende o kelleyi yerlerdi. Konya'dan Adana'ya giderken, yolda bir de bizim Çumra evimizin çok güzel kavunları vardır, selbasan kavunları. Çumra'da da pencereden kavun alırlardı. O kelle ile kavunun tadı müthiş güzel oluyordu. Selçuklu döneminden gelen bir yiyecektir kelle. Şimdi ben Maraş'ta gördüm, başka yerde bilmiyorum, başka illerimizde de vardır. Kaşgar Mahmut Yusuf Has Hacip, Hazreti Mevlana Eflaki, Şems-i Tebrizi, Sultan Veled'in eserleri Selçuklu dönemi Konya mutfağına geniş ölçüde ışık tutan eserlerdir. Mevlana'nın anlatmasından o dönemde hangi sebzelerin, hangi meyvelerin ben kitabımda çıkardım, yani tasnif halinde var, rahatlıkla görüyoruz. Yemekle ilgili bütün bu yiyecek 13. yüzyıl göstermek üzere bir gül şerbeti, bir de Hazreti Mevlana'nın eserlerinde adı çok geçen sirkencilin şerbeti sunuyoruz. Sirkencilin için Hazreti Mevlana diyor ki, bal ile sirke ölçüsü eşit olmazsa sirkencilin güzel olmaz. Yani Hazreti Mevlana öylesin diyor. Ama biz damak tadımıza uygun olarak bal ile biraz sirkeyi fazla koyabiliriz. Yani balı az koyabiliriz. O şekilde de yapabiliriz. Gül şerbeti Osmanlı mutfağında hafif bir limonla olularak yapılır. Ama o dönemde limon olmadığını kabul ediyorum ve bizim gül şerbetimiz limonsuz yapıldı bugün. Çünkü ulaşım zorlukları Konya'ya limonun o dönemlerde çok kolay gelemeyeceğini gösteriyor. Güneyden, Adana'dan falan. Gül şerbetimizde de limon bulunmuyor. Oysa Osmanlı'da çok hafif gül yapraklarını limonla olarak yaparlar. Tadı da çok güzel olur. Ekmek olarak söylediğim gibi tandır ekmeği kullanıyoruz. Tutmak çorbası. Tutmak çorbası gerçek bir Türk çorbasıdır.
Bu çorba Divan-ı Zülkarneyn'in hikayesiyle birlikte geçer. Zülkarneyn savaş yıllarında savaşı bitirip çıktığı zaman ordu çok yorgun düşmüş. Çok darlığa düşmüşler, aç kalmışlar, perişan kalmışlar. Ve askerler demişler ki bizi sultana götürün, biz bir derdimizi anlatalım. Götürüyorlar, diyorlar, diyor ki askerler sultana, tutma bizi aç. Yani tutma bizi aç, karnımızı doyur. Öyle olunca Zülkarneyn bunlara bir tutmaç yapı çorbası, yani bir tutmaç aşı, o zaman çorba da yok, aş var. Bir tutmaç yapılmasını söylüyor ve tutmacı yapıyorlar ve ordunun yüzüne o anlatışa göre renk geliyor, beti benzi kendine geliyor ve tutmaç, şimdi tadını da bakacaksınız, gerçekten çok mükemmel, her besin grubundan et, süt, yani süt grubu, yoğurt, hamur, bütün her besin grubunun içinde bulunduran bir yiyecektir. Tutmaç böyledir. Ayrıca yine Sultan Tuğrul Bey, Selçuklu hükümdarı, Nişabur'u aldığı zaman bir akşam yemeğinde ona tutmaç ikram ediliyor. Ve diyor ki, güzel tutmaç ama sarımsağı az. Bundan anlıyoruz ki tutmaç muhtemelen Orta Asya'da da yapılıyor. Biliyordu çünkü ki bunun sarımsağının az olduğunu söylüyor. Ama yazım kaynakta Orta Asya'da geçmediği için ben bunu Selçuklu'da verdim. Herise denilen yemeğimiz yine çok bilinen bir yemek. Keşkektir. Keşkek biliyorsunuz etle buğdayın dövülerek yapılmasıyla meydana gelir. Çok güzel bir yemektir. Selçuklu dönemine burada kuş etleri de koymak mümkündü. Ama ben bulunma zorluğundan hani bir diyorlar ki doğan, güvercin, keklik gibi kuşların eti o dönemlerde tavuk, horoz, şu bu demiyor. Av etleri çok makbulmuş. Av etleriyle de yapılabiliyor. Bir onun ızgarası da olabilirdi ama ben işin zorluğundan onu yapmadım, herise verdim. Ayrıca herise çok da bilinen bir yemek. Anadolu'nun her tarafında, doğuda herise olarak geçer, batıda keşkek olarak geçer. Hazreti Mevlana marul salatasından da çok bahsediyor. Yani şimdi orada o dönem salata yok, yanlış söylemeyeyim. Maruldan bahsediyor. Ben bir menü düzenleyecek olunca buraya salata koydum. O dönemlerde menü görmüyoruz. İşte Oğuz resmi üzerine sidre konuluyor yemekler ve insanlar istediği yemeği yiyorlar. Ama ben menü olduğum için menü de hani marulları öyle koymadığımda salata olarak verdim. Salatamızda zeytinyağı yok. O dönemde zeytinyağı kandillerde aydınlatıcı olarak kullanılıyor. Kesinlikle yemeklerde kullanılmıyor. Bitkisel hiçbir yağ kullanılmıyor. Sadece ve sadece hayvansal yağlar kullanılıyor o dönemde. Nohutlu pilav, o dönemde pilavların yerleşmiş olduğunu görüyoruz ve nohut da olduğuna göre Konya geleneğinde yüzyıllardan atıp gelen düğün yemeği nohutlu pilavdır. Öyle olunca nohutlu pilav koyuyoruz. Ve saflanlı zerde. O dönemde safran var. Aziz Mevlana diyor ki asafran, safran olana kadar su iç, sonra zerde yedir. Safran su, gül suyunda bekletilir biraz. Ama o dönemde gül suyunda değil, suda bekletiliyormuş. Aziz Mevlana suda beklet, sonra zerde yedir diyor. Safranlı zerdeyi nohutla karıştırarak yiyebilirsiniz. Nohut pilavla, nohutlu pilavla yine Konya geleneğinde düğün yemeklerinde pilavın üzerinde zerdeyi dökerler ve ikisini karıştırarak yerler. Burada meyve görüyoruz. Yerdali ve kayısı Selçuklu döneminde Türk mutfağına girmiş oluyor, görünüyor. Ve ne oluyor?
Hoşafı dizneyle yaparız, şekerle. O dönemde pekmezle yapılıyor. Ve ben burada yine sizin için pekmez kullandım. Kayısı hoşafını yiyoruz. Kahve, üzerinde de kahve içiyoruz. Hazreti Mevlana birçok beyitlerinde kahveden bahsediyor. Bir beyitinde diyor ki, devletimiz geçim devleti, kahvemiz arştan gelmedi, meclise badem helvası dökülmüş, saçılmış. Yani o dönemde badem helvası yiyormuş Hazreti Mevlana, kahve içiyormuş ve çok mutlu bir devletmiş o dönem. Herkes çok mutluymuş. Genellikle kahveyi Hazreti Mevlana badem helvasıyla yiyormuş. O zaman tabii ki lokumdan bahsetmiyor ama Hazreti Mevlana akideden bahsediyor. Akide şekli varmış o zaman ama lokumdan hiç bahsetmiyor. Kahveyi de badem helvasıyla sunuyor. Ben kahveyi sade olarak sunmalarını istedim arkadaşlardan. Çünkü o dönemde bal karıştıramayacağına, pekmez karıştıramayacağına göre kahve de daha uzun bir süreden beri içildiğine göre 13. yüzyılda ne oluyor? Sade olması ihtimali var. Bu Urfalıların mırrası değil bana. O zaman yemekten sonra arzu ederseniz bir de 13. yüzyılın sade kahvesini içebilirsiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirsiniz.